Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbimizin yardımıyla dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, sözlerini okuyoruz. Kitabımızı öğrenmeye çalışıyoruz. İşte şimdi Buhari'nin, İmam Buhari'nin sahihinden, kitap ana başlığından hadisler okumaya devam edeceğiz. Allah'ın yardımıyla. 352 numaralı hadis Muhammed bin el-Münkedir'den. Cabir, elbisesi askıda asılı durduğu halde ensesi üzerinde bağladığı bir izar giyerek namaz kıldı. Bu durum karşısında biri çıkıp "Bu izarla namaz mı kılıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine o şöyle dedi: "Senin gibi ahmaklar beni bu halde görsün diye bunu bilerek yaptım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde hangimizin iki parça elbisesi vardı?" "Tek parça elbise, onu gösterdi Cabir bin Abdillah ve onunla namaz kıldı. İşte tek parça elbise ile de namaz kılınır" dedi. Yalnız ense üzerinde bağlamak gerekiyor. Yine Muhammed bin el-Münkedir'den 353 numaralı hadis Buhari'nin sahihi, Kitab-ı Salah, ana kitap namaz kitabı. Cabir bin Abdillah'ı bir parça bezden oluşan elbise ile namaz kılarken gördüm. O şöyle demişti: "Nebi Aleyhisselam'ı bir parça bezden oluşan elbise ile namaz kılarken gördüm." O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl görmüşse aynıyla ondan gördüğü gibi bir namaz gösterdi. Zaten sahabilerin bütün hayatı Efendimiz'den gördükleri bir yaşantıyı sergilemek, göstermek ve işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaşadı demek olmuştur. Bütün hayatta örnek oydu. Namazda setrul avret, yani bedeni nasıl örteceğiz de namaz kılacağız örneği de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den böylece ifade edilmiş oluyordu. 354 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihinden, Kitab-ı Salah, ana başlık namaz kitabı. Ömer bin Ebi Seleme'den, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uçlarını çaprazlama bağladığı bir elbise ile namaz kıldı. 355 numaralı hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin evinde elbisesinin uçlarını omuzlarına atarak bir elbiseyle namaz kıldığını gördüğünü nakleden Ömer bin Ebi Seleme. Yine Ömer bin Ebi Seleme 356 numaralı hadis Buhari'nin sahihi, Nebi Aleyhisselam'ın Ümmü Seleme'nin evinde uçlarını omuzuna attığı bir elbiseyle örtülmüşken namaz kıldığını gördüm. Bu Ömer bin Ebi Seleme Ümmü Seleme anamızın çocuğudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme anamızla evlenince bu Ömer bin Ebi Seleme, Allah kendisinden razı olsun, Efendimizin terbiyesinde büyümüştür. 357 numaralı hadis Buhari'nin sahihi, Kitab-ı Salah, ana başlık namaz kitabı. Ümmü Hani binti Ebi Talib'in azatlık kölesi Ebu Mürre, Ümmü Hani'nin şöyle dediğini işittiğini nakleder: "Mekke'nin fethedildiği sene Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Yanına vardığımda yıkanıyordu. Fatıma onu perdelemişti. Ona selam verdim. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi ki: gelen kim? Ben de Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani diye cevap verdim." Ebu Talib, biliyorsunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Ali'nin babası. Ümmü Hani de Ali'nin kız kardeşi, Ebu Talib'in kızı. Bunun üzerine Muhammed Hasan dedi ki: "Hoş geldin Ümmü Hani." Yıkanmasını bitirince kalkıp bir elbiseye büründüğü halde 8 rekat namaz kıldı. 8 rekat namaz. Namazını bitirince
Ey Allah'ın elçisi, kardeşim yani Ali benim eman verdiğim Hubeyra oğlu falancayı öldürmek istiyor. Bunun üzerine şöyle buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ey Ümmühani, senin eman verdiğine biz de eman veririz. Senin eman verdiğine biz de eman veririz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmühani'ye verdiği bu cevap ve onu onore eden, onu serinleştiren bu cevap bütün Müslümanlar için geçerlidir. Müslümanlar arasında Müslümanların en zayıfı bir erkek ya da kadın eman verirse bir savaşta, ben filanı himayem aldım derse onun himayesi ve emanı kabul ediliyor. İşte Allah ve Resulü karşısında Müslümanların değeri budur. Müslümanların en üst seviyede olanıyla bu üst seviyede takvanın ya da değerin ölçüsü yoktur. Takva ve değer yargısı Allah'ın yanındadır. Ama siyasal olarak, ekonomik olarak, yönetimde birisi en üst seviyede olabilir Müslümanların. Bir komutan olabilir, devlet başkanı olabilir. Biri de en az seviyede bir köle olabilir ya da sınıfsız, hiçbir özelliği olmayan bir garip Müslüman olabilir. Fark etmez, hepsi aynı değerdedir. Birinin verdiği emana hepsi evet demek zorundadır. Ümmühani bu olayın kuşluk vakti gerçekleştiğini belirtmiştir. Demek ki kıldığı 8 rekat namazla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesine bürünüp kıldığı 8 rekat namazla kuşluk vakti namazıymış. İmam Buhari'nin sahihinden Kitab-ı Salah ana kitap namaz kitabı ve 358 numaralı hadis Ebu Hureyre'den bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir elbise ile kılınan namazın hükmünü sordu. Bu nasıl olacak ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her birinizin iki elbisesi var mı? İslam hayatı en kolay şekliyle ve en kolay, basit şekliyle yaşatır. Bir toplum fakiriyle zenginiyle, zayıfıyla güçlüsüyle Müslümanca yaşamak zorundadır. Ama Rabbim, ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o toplumun en garibine, en zayıfına, en fakirine uygun bir yaşantıyı sergiletmiştir. İşte bu hayat böyle yaşanır demiştir. Ya değilse toplumun güçlerine göre, toplumun zenginlerine göre, topluma egemen olanlara göre bir din değil. Bütün halka göre, bütün insanlara göre, en fakirinden en zenginine, en garibinden en güçlüsüne kadar, en kölesinden en özgürüne kadar herkesin yaşayacağı bir din ve de kimsenin kimseye üstünlük taslayamayacağı, kimsenin kimse karşısında ezilmeyeceği bir din. İşte Muhammed Aleyhisselam bunu yaşadı. Malı mülkü olduğu halde Müslümanlar en fakir en yoksul gibi yaşadılar. İmkanları olduğu halde imkansız gibi yaşadılar ki imkanı olanlar imkanlarının kendilerine verdiği ortamla şımarmasınlar, garip ve yoksullar da onların karşısında ezilmesinler. Ebu Hureyre, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan 359 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi Kitab-ı Salah, ana başlık namaz kitabı. İçinizden biri omuzları açık bir halde bir elbiseyle namaz kılmasın. Bir elbiseyle namaz kılanlar omuzlarını da örtsün diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 360 numaralı hadis Buhari'nin sahihinden ve salat namaz başlığından Yahya bin Ebi Kesir İkrime'den şöyle nakleder. Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini işittim. Şehadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu şekilde buyurduğunu duydum. Kim bir elbise ile namaz kılarsa elbisesinin iki ucunu birbirinin üstüne çaprazlama atsın. Yani böylece omuzlarını da kapatsın anlamında söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Said bin Haris'ten 361 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitab-ı Salah namaz kitabı. Cabir bin Abdillah'a bir parçadan oluşan elbise ile namaz kılmanın hükmünü sorduk. O şöyle cevap verdi.
Nebi Aleyhisselam'ın düzenlediği bir seferde onunla birlikte yola çıkmıştım. Bir gece bir ihtiyacımdan dolayı onun yanına vardım. O sırada namaz kılıyordu. Üzerimde tek parçadan oluşan bir elbise vardı. Ona bürünüp yanı başında namaza durdum. Namazı bitirdikten sonra, "Ya Cabir, gece vakti buraya gelmenin nedeni ne?" diye sordu. Ben de ihtiyacımı söyledim. Sözümü bitirdikten sonra bana, "Gördüğün bu örtünme de ne?" diyerek hoşlanmadığını ifade etti. Ben de elbisenin dar ve kısa olduğunu söyledim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer elbisen geniş ise onunla omuzundan öyle örtün. Yok eğer dar ise onu izar olarak kullan." diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 362 numaralı hadis Sehil'den: "Erkekler çocukların bağladığı gibi izarlarını boyunlarına bağlayıp Nebi Aleyhisselam ile birlikte namaz kılarlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara şöyle buyurdu: Erkekler tam olarak oturuncaya kadar başınızı secdeden kaldırmayın. Erkeklerin tek elbiseleri var. Onu da hem boyunlarına bağlıyorlar ve aşağılarında örtmüş oluyorlardı. Ama tamamen örtünemiyorlardı. Secdede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte secdede oldukları zaman biliyorsunuz ki arka saflarda da kadınlar namaz kılıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam erkeklerin bu elbise yokluğundan ve elbiselerinin dar ve kısa olmasından dolayı tembihliyordu kadınları. Biz yani erkekler secdeden kalkmadan siz başınızı secdeden kaldırmayın. 363 numaralı hadis Kitab-ı Salah İmam Buhari'nin sahihi Mughire bin Şube'den şöyle nakledilir: Bir seferde Nebi Aleyhisselam ile birlikteydik. "Ey Mughire, matarayı tut," dedi. Ben de onu tuttum. Sonra Allah Resulü biraz ilerledi ve nihayet benden uzaklaştı. İhtiyacını giderdi. Bu sırada üzerinde Şam işi bir cübbe vardı, elbise. Yeninden elini çıkarmaya çalıştı. Fakat cübbenin yenleri dardı. Bu sebeple elini cübbenin altından çıkardı. Daha sonra eline su döktüm, namaz için abdest aldı. Mesleri üzerine mes etti, sonra namaz kıldı. Elbisenin altın, cübbenin altından, elbisesinin altından ellerini çıkarttı ve böylece abdest aldı diyor Mughire bin Şube. Amr bin Dinar'dan 364 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihi ve Kitab-ı Salah. Amr bin Dinar, Cabir bin Abdullah'ı şunları anlatırken dinledim: Nebi Aleyhisselam kavmiyle birlikte Kabe'nin inşası için taş taşıyordu. Üzerinde izarı vardı, yani bir elbise. Amcası Abbas, "Yeğenim, taşların zarar vermesini önlemek için izarını çözüp omuzuna koysan," dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam izarını çözüp omuzuna koydu. Yani alt bedenini kapatan, mahrem yerlerini kapatan. Bunun üzerine daha yalnız bu olay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önce oldu. Cahiliyet döneminde daha peygamberimiz peygamber olmamış. Kabe'yi yeniden yaptılar Kureyşler. İşte o Kabe yeni baştan yapılırken Peygamber aleyhissalatü vesselam amcasıyla birlikte taş taşıyordu. Taşlar zarar vermesin diye amcası dedi ki, işte izarını çöz, omzuna koy. Ama bu sefer mahrem yerleri açıldı Efendimizin. Peygamberimiz birden baygın şekilde yere düştü. O günden sonra hiç çıplak görülmedi. Hiçbir zaman elbisesiz görülmedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Nübüvvetten önce Kureyşler Kabe'yi bina ederken Allah Resulü onlarla birlikte taş taşımıştır. Ebu Hureyre'den 365 numaralı hadis, ana başlık Kitab-ı Salah, namaz kitabı ve Sahih-i Buhari, Buhari'nin sahihi. Adamın biri Nebi Aleyhisselam'a gelip bir tek elbiseyle namaz kılmanın hükmünü sordu.
Allah Resulü dedi ki hanginizin iki elbisesi var ki? Sonra adam Ömer'e aynı soruyu sordu. O da şöyle cevap verdi. Allah'ın size verdiği imkanlara göre hareket edin. Elbiselerinizi üzerinize alın. İzarı ve ridası olan bunlarla, izarı ve gömleği olan bunlarla, yani alt elbisesi olan onunla, üst elbisesi olan beraber onunla, izarı ve kaftanı olan bunlarla, uzun paçalı donu, yani şalvarı ve ridası olan ve üst elbisesi olan bunlarla, uzun paçalı donu ve gömleği olan bunlarla, uzun paçalı donu ve kaftanı olan bunlarla, paçasız donu ve uzun gömleği olan bunlarla namaz kılsın. Ebu Hüreyre demiştir ki, zannımca Ömer paçasız donu ve ridası olan bunlarla namaz kılsın da dedi. Yani bu hadislerden ve şimdiki okuduğumuz hadisten şunu öğreniyoruz ki, Rabbimiz Teala ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı bu dinde elbise çok rahat. İzar, paçalı don, paçasız don, şalvar, gömlek, rida, neyse kaftan, insanın kendisinin mahremini örtecek alt ve üst elbisesi oldu mu tamam. Bu geniş şalvar olabilir, don olabilir, uzun paçalı don olabilir, üzerinde rida olabilir, gömlek olabilir, kaftan olabilir. Önemli olan temiz olacak, giyindiğimiz elbise temiz olacak ve helal kazançtan elde edilmiş olacak ve bizim de kadınlarımızın da mahrem yerlerini örtecek. Bunun bir standardı yok dikkat ederseniz. Her türlü şekilde Allahu Teala ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize elbise izni veriyor. Yeter ki mahrem yerlerimiz belli olmasın. Kadınların bütün ziynetleri örtülmüş olsun. Yine erkeklerin de mahrem yerleri güzelce geniş bu elbiselerle, izar, rida neyse, don, şalvar gibi, gömlek gibi örtünsün. Namazda güzel, hayatta güzel. Ve böyle olunca da elbisede bir dayatma yok. İlla şu elbiseyi giyeceksin yok. Şurada bu elbise giyilecek, burada bu elbise yok. Her yerde, namazdan ve namazın dışında, evde, çarşıda, pazarda, savaşta, barışta, biraz daha genişletelim, alışverişte, gezmede, tozmada, seyahatte, haçta, işte Müslümanlar çok rahat bir şekilde elbiselerini giyebilmişler ve zaten çoğunun tek elbisesi var. İki elbisem niye yok? Ezilmemiş. Çok elbisesi olan gösteriş elbisesi giymemiş. Güzel bir şekilde herkesin rahat olduğu bir dünya yaşanmış. İbn Ömer'den Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biri, ihramlı birinin ne giyeceğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Gömlek, iç çamaşırı, bornoz, zafiran veya Yemen zafiranı bulaşmış elbiseler giyemez. Terlik bulamayan kimse mestini giysin ve topuklarının alt kısmına denk gelen yerleri kessin. İhram biliyorsunuz peştemaldir, dikişsizdir. Hem altımızı yani örtecek, hem üzerimizi örtecek iki parça elbiseden ya da iki parçadan oluşan bir giyim şeklidir. 367 numaralı hadis Ebu Said el-Hudri'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanın samma türü örtünmeyle büründüğü kumaşın bir parçasını avret mahalli üzerinde bulundurmaksızın bir tek elbiseyle kaba etini yere koyup dizlerini kırarak oturmasını yasaklamıştır. Yani anlayabildiğim kadarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütünüyle elbisemizin bizi örtmesi ve otururken de her tarafımızın örtülü olarak örtünmesini kastetti. 368 numaralı hadis yine Ebu Hureyre'den, bu sefer önceki Ebu Said el-Hudri'dendi. Nebi aleyhisselam limas ve nibas satışı ile semma şeklinde örtünmeyi ve insanların bir parça elbise içinde dizlerini kırarak kaba eti üzerine oturmasını yasakladı. Alışveriş bölümünde bu alışveriş de açıklanacak. Ve bir parça elbise içinde dizlerini kırarak elbise üzerine değil de eti üzerinde oturmayı
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. 369 numaralı hadis Ebu Hureyre'den, Ebu Bekir o yılki haçta Kurban Bayramı günü Mina'da insanlara bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac edemeyecek. Hicretten 9 sene sonra Mekke fethedilmiş 8. sene, 9. sene Müslümanlar hac yapacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi gitmiyor. Ebu Bekir Efendimiz'i hac emiri olarak gönderiyor ve Tevbe suresi nazil oluyor. Arkasından Ali Efendimiz'i o Tevbe suresinden inen ayetlerle gönderiyor ve ilan edilecekler ilan ediliyor. İşte o ilan edilenler arasında şunlar da vardı. Ebu Bekir diyordu ki bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac edemeyecek. Artık o günden sonra müşriklerin Kabe'ye gelmesi yasaklandı. Hiçbir çıplak da Kabe'yi tavaf edemeyecek. Ve biliyorsunuz müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ekonomik ve cinsel sömürü adına daha başka düşüncelerle şirkin, isyanın, Allah'a karşı gelmenin biliyorsunuz mantığı olmuyor. Dediler ki yabancılara, Mekke'nin dışından gelenlere, kendi günahkar elbiselerinizle Kabe'yi tavaf edemezsiniz. Ya bizden elbise kiralayacaksınız ya da çıplak tavaf edeceksiniz diyorlardı. Her ikisinde de ya cinsel sömürü ya da ekonomik sömürü söz konusuydu. Yani mutlaka bir sömürü var. Çıplak tavaf ettikleri zaman kadınlar ve erkekler ve toplumun cinsel özelliği kaybolacak, ahlaki çöküntü olacak ve insanlar cinsel sömürüyle karşı karşıya kalacaklar. Mekkelilerden elbise kiraladıkları zaman da ekonomik olarak sömürülecekler. Ama 9. sene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'i hac emiri ilan ettiği sene şunu da söyletti ki artık bundan sonra Kabe'de kimse çıplak olarak tavaf etmeyecek. Hiçbir müşrik de Kabe'ye giremeyecek. Bu şekilde duyuru yapan tellallarla birlikte beni de gönderdi diyor Ebu Hureyre. Humeyd bin Abdurrahman dedi ki daha sonra Allah Resulü Ali'yi göndererek ona Tevbe suresini insanlara okumasını emretti. Ebu Hureyre olayı anlatmaya şu şekilde devam etti. Bizimle birlikte Ali bayramın birinci günü Mina'da bulunanlara bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac edemeyecek, hiçbir çıplak da Kabe'yi tavaf edemeyecek şeklinde duyuru yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de inen Araf suresinde Müslümanların bütün dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar elbiselerini, ziynetlerini her mescitte, her secde mahallindeki bütün dünya secde mahallidir giyinmelerini emrediyordu. Yani Araf suresinde Müslümanların tesettüre bürünmelerini istiyordu. Bunun yasa olarak ayrıntılı bir şekilde Ahzab ve Nur surelerle birlikte Medine'de ayrıntısı devam etti. Ve nihayet Tevbe suresiyle birlikte de artık müşriklerin elleri çekildi ve Müslümanların da Allah ve Resulünün istediği şekilde örtünmeleri istendi. Muhammed İbni El-Münkedir'den 370 numaralı hadis ve Buhari'nin sahihi Kitab-ı Salah. Cabir bin Abdillah'ın yanına gittim. O esnada bir parçadan oluşan elbisesine dolanmış şekilde namaz kılıyordu. Ridası ise kenarda duruyordu. Üst elbisesi kenardaydı. Namazını bitirince "Ey Ebu Abdillah, ridasız namaz mı kılıyorsun?" dedik. O da şöyle karşılık verdi. "Evet, sizin gibi cahiller beni bu şekilde görsün diye böyle namaz kıldım. Zira ben Nebi Aleyhisselam'ı bu şekilde namaz kılarken gördüm." Yani sadece alt elbisesi erkekler için göbekten diz kapaklarına kadar kendilerini örten bir elbise ama düşmesin diye de omuzlara bağlanan şekliyle üst elbise olmadan tek bir elbiseyle namaz kılındığını söylüyor Cabir bin Abdillah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.